14 yılında ciddi anlamda kurak bir periyotta geçirdik. Benim sizden istediğim şu, suyu tasarruflu kullanılması. Her ne şekilde olursa olsun suyu tasarruflu kullanalım. Suyun fazla olması, fazla ürün anlamına gelmediğini sizler zaten yıllarca çiftçilikle uğraşan kişilersiniz. Su, fazla su, fazla ürün değil. Fazla suyun hatta size zararı, ben onu birkaç kalemde şey yapıyorum, hem maddi olarak zararı. Birincisi, fazla suyu sizin araziye vermeniz arazi kaybına neden olur. Arazinizi çoraklaştırırsınız. Arazide taban suyu problemi oluşturursunuz. Sizin orada almak istediğiniz ürünün verimini düşürürsünüz. Mutlaka ve mutlaka çiftçi vatandaşların beyannamelerini vermesi lazım. Çiftçi beyannamesini verecek, biz bu genel sulama planlamasını yapacağız. Genel sulama planlamasında çıkan su ihtiyacını birlik başkanı, bölge müdürümüzden protokol yapacak, biz bunu garanti altına alacağız. Eğer biz bu protokolün dışında su talep ederseniz, bundan sonraki yıllarda biz bunu çok zorlanacağız vermeye. Çünkü biliyorsunuz, hidroelektrik santral, barajların işletmesi de artık sulama işletmeleri gibi özelleştirildi. Ekim alanlarımız çevdik 36.004 dekar. Ekim oranı yazlık kışlık sebzeler 5.914 dekarla ekim oranımızın %10'unu oluşturmaktadır. Tütün ise 2.628 dekar oranının %16'sını oluşturmakta. Bostan 1.400 sulamaya su veren Derbent barajımızda 3. ünitesi maksimum 3'te yedek yazacağız. Tamam, 3'te yedek yazacağız. Söyle de asıl. Belirtin mi? Evet. Şeye. Barajların doluluk oranları. Sulanan kısmı 3.754 dekardı. 2011 yılında 8.650 dekar. Sulanan sağ 23.400. Davut Asan, İbrahim Balkaya, Atar. Behzat Piloğlu. Bir tane daha. Var mı? Kapatıyoruz üç yedekle. İdris İslam. İdris İslam var mı? İslam.